Bugün dün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Konumuzun başlığı ön kabul, diğer bir ifade ile peşin fikir veya dogma, yani tartışmasız bir şeyin doğruluğunu kabul etmek ve asla da tartışmamak anlamına gelen bir kelime dogma. Genellikle insanlar arasında dinler dogma olarak kabul edilegelmişler ve öyle anılıp öyle söyleniyor. Ama diğer dinler için dogma deyimini kullanmak, yani tartışmasız kabul edilmesi gereken şey manasına gelen dogma deyimini kullanmak ne kadar doğru olursa olsun, İslam için tartışmasız kabul edilen şey olmadığından İslam asla dogma demek, İslam için dogma kelimesi kullanmak mümkün değildir. Çünkü dogmalar doğru mu eğri mi düşünülmeden, doğru mu eğri mi tartışılmadan ve asla tartışmasına da müsaade edilmeden doğruluğunun kabul edilmesi üzere insanlara sunulan düşüncelere, görüşlere dönülür. Yani örneğin işte ana, oğul, ruhul kudüs. Allah bu üçlüdür. Böyle ya nasıl olur? Nasıl oluyor? Böyle kabul edeceksin. Yani edeceksen böyle edeceksin. Etmeyeceksen tartışamazsın. Yani kabul etmeyeceksin. Ya kabul etmezsin ya da böyle edeceksin. Ama ya işte aklıma sığmıyor. Bu işte akıl yok. Bu mantıkla kabule sunulan şeylere dogma deniliyor. Ve bunlar da İslam dışı şeylerden oluşuyor genellikle. Çünkü İslam'da dogma hakikaten yok. Yani Allah var bir derken bile böyle kabul, hayır böyle kabul et diyen yok. Konuşacağız. Bir mi, iki mi, üç olabilir mi, beş olabilir mi, hiç yok olabilir mi? Tartışalım. Ne var? Tartışmakta hiçbir beis yok, hiçbir mahzur yok. O zaman ne diye tartışmayalım? Tartışalım. Tartışılarak doğruluğuna vasıl olunmuş, doğruluğu kabul edilmiş şeyi kabulü neyse dogma denmez. Dogma tartışılmadan kabul edilmesi talep edilen şeylerdir. Peşinen doğruluğu kabul edilmiş ve bu şekliyle insanlara sunulan, asla da üzerinde tartışma zemini açılmaya müsaadesi verilmeyen şeyler. Dogma deniyor. Başka dinler hemen hemen tümüyle dogmalar üzerine kurulu dinler iken, gerçekleri, akideleri, yani nesi var nesi yoksa dogmadan ibarettir. İçkiler tutar yanı yok, tartışmaya gelir yanı yok. Bu bakımdan Hristiyanlık olsun, Yahudilik olsun, Budizm olsun, Konfüçyüs dini olsun, Japonların Şintoist dini olsun veya başka dinler, yani tevhid dininin, İslam dininin dışında dinlerin tümü ya olduğu gibi tartışılmadan kabul edilir, onun mensubu olunur ya da reddedilir, onun üstünde kalır. İslam'da kesin kes böyle bir şey söz konusu değil. Bu hususta da daha geniş bilgiyi İktibas Dergisi'nde aynı başlık altında, yani dogma, doğma başlığı altında yayınladığımız bir kavramlar yazısında geniş geniş bahsetmiş dedik. Başvurulabilir. Evet, bir diğer maddeye çok geniş bahsetmek bizi, yani vaktimizi şey yapıyor, diğer konulara pek fırsat zemin bırakmıyor. Bu bakımdan biz biraz kısa geçelim istiyoruz ama değinilmesi gereken önemli hususlar da olduğu için biraz daha bahsetmek gereğiyle duyuyoruz. Şimdi geleneksel Müslümanlarda da, yani İslam'da dogma olmadığı halde Müslümanlığı geleneksel olarak üzerinde taşıyanlar, hayatlarında taşıyanlar üzerinde de İslam dogmalaşmış. Yani asla üstünde tartışmadan, düşünmeden, muhakeme etmeden, doğru mu değil mi demeden kabul edilmiş doğrular olarak görülüyor. Mesela halk arasında, tanıtmış yazmışlar arasında dikkat ederseniz
Efendim işte bu iman meselesidir. Karışılmaz, bir şey denmez, yani tartışılmaz. Kabul etmiş adam işte, inanıyor. Nedir yani inanmak, öyle hap tutar gibi. Yani yutmuş, olur mu öyle şey ya? Yuttuğu hap zehirli ise o zaman parmak versin, istifra ettirelim, çıkarsın yani. Midesini yıkatalım, hastaneye götürelim, bir şey yapalım çünkü. Yani yuttu diye ölsün mü o hap? Değil mi? Öyle şey yok. Ama maalesef yani din dendiğinde ki başka dinler böyle olduğu için, başka dinlerle ilgili bilgilerinden dolayı İslam da din olduğundan aynı bilgileri İslam'a da yamıyorlar ve İslam da sanki doğma diniymiş gibi. Halkın da geneli öyle olduğundan işte sorsa niye Müslümansın? Neden Müslümansın diye bir röportaj yapsak yani elimize mikrofonu kamerayı alıp sokağa çıksak Türkiye'de veya buradaki Müslümanlar arasında kem, küm falan filan yani ne? Zaten biz şey, yani işte Müslüman memleketin adamıyız ve onun için Müslümanız filan. Yani memleketten ne alakası var Müslümanın? Mekke'de Müslümanların yurdu ama orada yani kafirlerin büyükleri de yaşamışlar. Böyle mi cevap verir? Yani niye Müslümansın? Okudu, düşündü, taşındı. Yani başlangıçta örneğin açıklaması bu. Tabi basitçe. Diyelim ki işte annem babam Müslümanmış, ben de onların çocuğu olarak onların elinde yetiştirmişken kendi dinlerini bana da bildikleri kadarıyla öğretmişler. Bana da işte ne dinin ne Müslüman. İşte Peygamberin kim? Muhammed. Bilmem hani işte Allah kaç bilmem şu kadarken. Ha? Böyle böyle demişiz ama daha sonra kendim okudum, düşündüm, gördüm ki hakikaten İslam doğru bir dünya görüşü. Muhammed gerçekten Kur'an'ı Allah katından getiren bir insan olarak vahiy sahibi son peygamber. Dolayısıyla onun söylediklerine inanmak, onun getirdiği kitaptan dolayı gerekiyor. Ondan dolayı da ben İslam'ın üstünlüğüne inanıyorum. O yüzden Müslümanım, o yüzden Allah'ın emir ve nehirlerine teslim oldum diye açıklayabilmek, bilmeye, düşünerek Müslüman olmaya bağlı. Yoksa geleneksel olarak yani Müslümanım diye bir anne babanın çocuğu olduğunuz için Müslümansanız bu cevapları veremez. Hatta birisi size niye Müslümansınız diye sorduğunda da hık mık etmeye başlarsınız. Ne diyeceğinizi şaşırırsınız. Şaşırır da hakikaten. Yani böyle denemek için isterseniz niye Müslümansınız diye. Dininizle elhamdülillah Müslümanım diyor. Peki niye Müslümansınız? Dediğinde çok insanın şaşırdığını ve cevap vermekte güçlük çektiğini hatta veremediğini göreceğinizi tahmin ederim. Bu neden bunu kolayca söylüyorum? Düşünerek, okuyarak, tartışarak, tartarak, anlayarak almış değildir onu da onun için. Yani üzerinde miras gibidir işte. Babasından kalmadır, annesinden, ailesinden kalmadır. Bu bakımdan ön kabul çok büyük mahsurlara ulaşmış. İnsanı düşünmekten alıkoyar. Düşüncenin durması demektir. Peşin fikir diyoruz, peşin kanaat. Yani adam size karşı örneğin işte sizi şöyle diye kurmuş ve öylesiniz artık. Neye göre? Bir dergide benimle ilgili yazdığı işte o diyor ve beş vakit namazını da zaten kaldırmak istiyor. Ön kabul. Neden beni tanımazsın, görmemişsin, ağzından böyle bir şey çıktığını duymamışsın, kalemimden böyle bir şey sadır olduğunu okumamışsın. Kim söyledi sana? Üstelik de senin haberin yok zaten, hiçbir şeyden haberin yok benimle ilgili. Ben 44 senedir 5 vakit namaz kıyım. Nasıl olur da böyle yazar? Ön kabul yazdırır adamı. Yazdırır, hiç şakasız. Ön kabulle doldurulmuş Avrupa insanı, orta çağdan beri. Muhammed adı geçti mi bilenler, Muhammed Saralı, Muhammed Şehvet Düşkünü, Muhammed bilmem ne. Yani Muhammed kafirlerin başı. Allah Müslümanlara kafir diyor ya. Değil mi? Bu ön kabul. Yani tanı bakalım şahsiyetini onun. Bunu söyleyebilir misin? Asla mümkün. Ama ön kabulle yutturuyorlar agobu kazı gibi. Hepsi avanak avanak söylüyor. Alimi de söylüyor, cahili de söylüyor. Şey. Müslümanlar barbarmış. Ne demek barbar? Yabani, vahşi, kural tanımaz filan demek değil mi? Yani lügat anlamı nedir? Barbar. Bu değil. Peki siz misiniz kural tanımayan işte Bosna Hersek?
İşte Cezayir. Ha? Siz misiniz kural tanımayan, yoksa biz miyiz yine? Hodri Meydan, Halep ordusaysa arşın burada. Yok. Ne dersen de herif hiç kapatıyor. Yani o frekanstaki yayınızı almıyor. Bildiğini okuyor. Ondan sonra da bana insan hakkıymış. Kim insan kim? Hangi insan hakkında bahsediyor? Sen insansın, başkası insan değil, o zaman hak da senin, her şey senin, başkaları da zıkılmıyorsun, zıbarsın, gebersin. Kaldı ki insan hatta yani vahiy tanımıyorsun, vahiye itibar etmiyorsun, peygamberlere kulak vermiyorsun. Dolayısıyla sen nasıl insanların hakkını tespit edeceksin? Aklın erdiği kadar. Aklın neye eriyor ki sen? İşte yaptıklarından görüyoruz. Onun için yani insan hakları kavramı Batı'nın kendi dünya görüşüyle içini doldurduğu bir kavram. Bu bakımdan İslam'da asla yeri yok. Bunlara yer vermek, itibar etmek Müslümanlıkta da süper yanlış. İslam'da bütün mahlukatın hakkı var. Bir kere Allah'ın kulları üzerinde hakkı var. Kulların birbirleri üzerinde hakkı var. Karının koca üzerinde, kocanın karı üzerinde, çalıştıranın çalışan üzerinde, yani tek taraflı değil. Ama bakıyorsunuz, Marksizmin de gayretiyle yalnız işçi hakları var. Hiç işveren haklarından bahseden duydunuz mu? İşverenin hakları yok mu? İşverenin işçi üzerinde hakkı yok mu? O taahhüdünü yerine getirecek işte. Söz verdiği gibi, akitleştiği gibi imalatı gerçekleştirecek, kaliteli iş verecek size. Onun karşılığı sözleşme yapmışsınız, işte iş yok alıyorsunuz. Bu da işverenin sizin üzerinizdeki hak. Ama hiç kimse anmıyor, dikkat edin. Olur mu öyle? Bir hayvanın da üzerimizde hakkı var. Yani bize yardımcı, Allah onları bize tesir etmiş. Yani emrimize amade kılmış. İşlerimizi, hayatı, yaşamı kolaylaştırmak için kullanıyoruz, yararlanıyoruz onlardan. Kimisine binerek, kimisinin yününden, kimisinin etinden, derisinden, kemiğinden, her neyse, sütünden. Ama bu şekilde kendi yaşamlarıyla bizim yaşamımıza katkıda bulunan ya da bizim yaşamımızı kolaylaştıran bu hayvanlara karşı onlardan yararlanırken zalim olmamak, adil hareket etmek, insaflı olmak durumundayız. Hayvanın bizim üzerimizdeki hakkı da bu. Örneğin fazla yük yüklememeyi düşünüyoruz. Deveye, işte atlan, işte katran. Zulmetmeyeceğiz yani onun belini kıracak kadar yük yüklemeyeceğiz. O bakımdan onlar için böyle bir şey söz konusu değil yani. Cumhurları değil böyle bir şey. Çünkü kapsayabildikleri, görebildikleri düşünceleri insan düşüncesiyle sınırlı. Vahyin gördüğünü, vahyin perspektifini insanın gösterebilmesi mümkün değil. Ancak kendisini vahye entegre ederse, vahye endekslerse o zaman vahyin gördüğü gibi görebilir, onun baktığı gibi bakabilir ve daha sağlıklı yargılara varabilir. Evet, ajanlıkla ilgili bazı tanımlar yapalım. Biliyorsunuz Latin kökenli bir kelime ajanta. Türkiye'de çok kullanılmıştı. Singer ajantası bilmem ne filan. Yani buralarda da işte Mercedes ajantası, Audi ajantası filan. Ajanta kendi namına başkasının hesabına iş yapan kimseye denir. İtalyanca bir kelimedir ajanta. Ajantalık aldım. Yani işte filan firmanın malını satma, şurada satma hakkı aldım anlamına gelen bir sözdür. Ajanda, ajan kelimesi de ajantalıktan türemiş bir kelimedir. Telaffuz itibariyle Fransa'dır, Fransızcadır. Ajan. O da yani ajan kendi hesabına ama yani kendi namına, kendi adına ama başkasının hesabına. Yani yaptığı işler onun hesabına verilir. Çalışan ideolojik olarak, fikri olarak, siyasi olarak, istihbarat olarak, ekonomik olarak, yani birçok konuda çalışan kimseye denir ajan. Mesela
benimsediği bir ideoloji için çalışırsa insan, yani mesela İslam için çalışıyorum ben, siz çalışıyorsunuz. İslam'a ajanlık yapıyoruz. Yani bütün yaptığınız İslam'a kaydediliyor. Yani ne için yapıyorsunuz ama İslam yücelik yükselsin diye yapıyorsunuz İslam hesabına. Dolayısıyla da öyle yazılıyor. Yani İslam için ajanlık yapıyorsunuz. İslam ajan. İslam lehine çalışan, İslam hesabına çalışan kişidir. Dolayısıyla bu açıdan yani kelime anlamı itibariyle mesela İslam'ın en başta gelen ajanı peygamberlerdir. Allah'ın elçileridir yani. Allah'ın kendilerine verdiği görev budur. Yani Allah'ın dinini ilan etmek, yüceltmek, yükseltmek, onu duyurmak, insanların anlamasını sağlamak, insanlara ulaştırmak, hayatlarına geçirmeleri için çalışmak, bunun için tekrar tekrar anlatmak, tekrar tekrar yaşama devam etmek, öncelikle kendi yaşamına geçirmek. Şimdi biz diğer yandan ajanlığı bir olumsuz anlamıyla da kullanıyoruz. Yani örneğin diyoruz ki işte Z şahsı kendi İngiliz ajanı. Yani ne demek? İçimizde bizden görünüyor, kendi namına bizim gibi çalışıyor, görünüyor ama yaptığı işlerin sonucu İngilizlerin menfaati ne kaydolacak? İngilizlerin hesabına yazılacak bir şekilde çalışıyor. Bu anlama gelir. İngiliz açar demek. Değil mi? Veya işte CIA ajanı, CIA namına çalışıyor. CIA hesabına çalışıyor. Yaptığı işler CIA'nin yapmasını istediği işler anlamına gelen deyimlerdir. Bir insan nasıl başkasının ajanı olur? Haberi olmadan da ajanlık yapabilir bir insan, haberlikten, bilerek de ajanlık yapabilir. Hiç yabancı fikirleri hiç yabancılamadan alırsınız. Yani kendi fikriniz gibi benimsemişsiniz. Mesela demokrasinin ajanı bile dolu Türkiye'de siyasi partiler. Demokrasi lehine çalışıyor. Demokrasi ise İslam bir İslam'a ters. Gönüllü yani onu benimseyerek, hiç maaş almadan, bilmem yani bir beğeni, alkış filan da beklemeden demokrasi için çalışıyor. Düne kadar bazı Müslümanlar sosyalizm için çalışıyordu işte. İstanbul'da sosyalizm kitabını yazanlar filan düşünmüyor. Babası daha ileride. Başkasının yani haberi olmadan da ajanlık olur. Türkiye'de de birçok insan gönüllü ajan olur, maaşlı ajan olur. Zor kullanılarak ajan yaptırılan, ajanlık yaptırılan olur. Mesela tehdit eden adam işte şu işlerde bizim gibi düşündüğünüzü belirtmez ya hareket etmezseniz işte sizi temizleriz. Yok ederiz. Adam korkar, onların namına çalışmaya başlar. Kimisi anlaşıyor işte parayla, para mukabilinde bu. Kimisi var gönüllü yapar. Mesela Türkiye'de Batı ajanları büyük çapta gönüllü yapıyor. Kültürel istidaya uğramışlığımızın sonucu. Mesela cümle alem ben iyi Müslümanlar bile demokrasi ajanlığı yapıyor. Batı'ya ajanlık yapıyor. Batı rejiminin hesabına çalışıyor. Onu savunuyor. Nasıl hem Müslüman olacaksınız ya? Müslümanım demek Kur'an hesabına çalışacaksınız demektir. Allah için çalışacaksınız demek. Allah'ın men ettiği şeyler için çalışıyorsanız nasıl Müslümanlarınızdan bahsedebilirsiniz? Bu bakımdan insanların fikirleri çok önemli. Yani kendisini taşıdığı, benimsediği ideolojinin dışındaki ideolojilere hizmet etmekten, yani ajanlık yapmaktan alıkoymanın yolu kendi ideolojisiyle tıka basa kendisini doldurması, çevresini de o haliyle örnek olmasıyla mümkündür. Yoksa sizdeki dağlık, dağınıklık, parça parçalık, yani kimi işiniz, kimi düşüncenize bakıyoruz İslam, kimisine bakıyoruz biraz sosyalizm var, kimisinde biraz demokrasi var, kimisinde bilmem biraz liberal anlayış var, bilmem, kimisinde
laiklik kokuyor. O zaman bu karışıklık size rahatlıkla, bu bozukluk rahatlıkla size İslam dışı ideolojiler için ajanlık yapmıştır. Doğal olarak, yani haberiniz bile olmaz yaptığınız. Çünkü yaptığınızın suç olduğunu bilmezsiniz ki. Gayet normal. Mesela Müslümanlar oldum olası, geleneksel olarak böyle. Komünizm deyince bütün tüyleri ayağa kalır. Kalksın, tamam. Anadolu'nuz diyor, iyi. İyi de etti. Ama neden kalktı acaba? Yani komünizm İslam'ın tersi olduğu için mi? Yalnız o sebeple mi? Peki o sebeple ise başka İslam'a ters olan şeyler için neden hiçbir kılı kalkmıyor ya? Bir tek tüy bile kalkmıyor. Mesela demokrasi de komünizm kadar İslam'a zıt, İslam'dan uzak, insanın hevasına uyduran yaşam biçiminin dünya görüşündedir. Ama hiç kılı kıpırdamıyor. Ehl-i Beyt gibi evimizin içinden ulaşıyor. Yani onu biz aileden sayıyoruz. Aileden saydığınızdan bir şey sakınır, bir şeyinizi çekinir misiniz? Asla. Öyle değil mi? Peki komünizmi bahçe kapısından içeri sokmuyorsun, öbürü yatak odalarında dolaşıyor. Böyle olursa Müslümanım diyenler iki yakası bir araya gelir mi kurbanız olur? Ya da elinizi vicdanınıza koyun söyleyeyim. Gelmiyor işte o. Komünizm gelir diye yani bu öcü korkusuyla hep laik aşı anasının çocuğa mama yedirişi gibi bak öcü yer ha diye korkutuyor çocuğu koşturup getiriyor ona yediriyor. Laik aşı yedire millet laik oluyor. Refah gelecek dersler bitecek. Öyle refah gelecek bilmem ne bitecek aha biter bekle. Ne bitecek? Bu rejimi daha meşrulaştıracak refah. Amerika'da istiyor zaten artık refahın gelmesini. Yani fazla mahsuru yok. Yani giderek Türkiye'de siyasi iktidar Müslümanlara verilecek. Yani daha da koyu yeşile boyanacak. Çünkü kendileri uğraşmak istemiyor bizim gibilerle. Müslümanım diyenlere verecekler, onlar bizle uğraşacak. Hem de Allah için uğraşacak. Öbürleri küfür adına uğraşacak. Bunlar Allah için bizi itlaf edecek, yok edecek, telef edecek. Din düşmanı. Onun için yani çok yeşil ışık yakıyorlar ve her geçen gün rejimler daha da İslam'ı yaşıyor. Yani aldatıcı bir İslam. Amerika'nın, Allah'tan çok Amerika'nın razı olduğu Müslümanlık. Nasıl Müslümanlıksa. Evet. Ajanlıkla ilgili genelde söyleyeceğimiz bunlar. Yine daha geniş bilgi dediğimizde kaynaklarımız var elimizde. Sapıklık kavramı da günlük lisanımızda çokça kullandığımız Kur'an-ı Kerim'de de geçen bir kavram. Dalalet olarak geçiyor Arapçası malumunuz. Sapma. Sapkınlık, dalalet kelimesiyle ifade ediliyor Kur'an'da. Tabii Kur'an'daki anlamı, yani Kur'an'da kullanıldığı şekliyle sapma çok genel bir şey değil. Özel, yani doğrudan eğriye sapma, tek yönlü sapmaya bu isim kullanılıyor, dalalet. Türkçedeki sapma biraz daha kapsamlı. Yani nasıl? Eğriden doğruya sapma. Yani şöyle daha basitçe tarif edelim. Yürünülen yoldan ayrılma. Bu çok mücerre, çok yuvarlak bir tanım. Yürünülen yol yanlıştır. Doğruya doğru ayrılırsınız. Bu da sapmadır genel olarak. Sapılmıştır çünkü. Yani yürümekte olduğunuz yoldan sapmışsınızdır. Yürünülen yol eğridir. Doğruya doğru sapmışsınızdır. Doğrudur. Eğriye doğru sapmışsınızdır. Yani yine o yürümekte olduğunuz yoldan çıkmışsınızdır. İkisi de genel anlamda sapmadır. Fakat günlük lisanda halk suçlama deyimi olarak kullanmak istediğinde
sapık diye ismi faiz olarak kullandığında insanları doğrudan eğriye doğru sapmış, o tarafa yönelmiş. Yani doğrudan vazgeçmiş, eğriye yönelmişler için tahsis ederek kullanıyor. Bizim gibiler için de genel olarak hatırlarsınız dergide falan görmüşsünüz birçok insan kullanıyor işte. Bunlar sapık. Neden sapmış, ne olmuş? Bakıyorsunuz, sapma nedir? Sormak lazım, kızmaya lüzum yok. Neyi kastediyorsun? Eğer Kur'an'daki tabiriyle atalarımızı üzerinde yürür bulduğumuz yolda yürümekten sapmışlığı, sapıklık diyorsanız aha ben sapık. Yani o sapmayı yaptım. Hakikaten yaptım. Fakat ben bu sapmayı peygamberden öğrendim. Peygamber de atalarını üzerinde yürür bulduğu yoldan sapmış. Nereye? Kendisine gelen vahyin gösterdiği yola, tarafa sapmış. Öyle değil mi? Buna sapıklık diyorsanız vallahi böyle sapıklık kullar başında yani. Herkes sapsın. Herkes doğruya sapsın da doğru üzerinde yürünülür. Herkesin yürüdüğü yol haline gelsin. Ama suçlamak için adam sizi kendisi sapıklıkla olduğu halde sapıklıkla suçluyor. Kendisi vahyin üstünde yürümekten ziyade atalarının üzerinde yürür gördüğü yolda yürüyor. Ondan sonra da size mesela sapık diyor. Tıpkı bir papağanın mesela bir insan papağana dese ki sen akılsız, yani beyinsiz kuş. O da aynısını tekrar ediyor. Beyinsiz kuş diyor. Kim beyinsiz ulan? Ben insanım. Ben de beyin var. Sende ne gibi? Dediğinin farkında değil yani. Papağanın, nasıl papağanın bu tavrı insanı güldürüyorsa. Üşütücü bir güldürme bu. Onun gibi adam sana sapık diyor. Mesela şu anda burada bulunamadı ama daha evvel bazılarınız tanıdı sanıyorum. Yasemin Kahraman diye bir kardeşimiz var. Beyi var, Ziya Kahraman. Bunlar da nerede? Kasruhe'ye yakın bir şehirde galiba oturuyorlar. O Cemalettin Kaplan'a telefon etmiş bir gün. Yani iktibasında birinci sayıdan biri abonesi. Beyi de kendisi. Hayır hayır. Ondan sonra demiş işte İktibas dergisini okuyabilir miyiz hocam konuştuktan sonra filan. Hocam demiş ki aynen için geldiğin dönem için 4 ay evvel söyledim. Şimdi Semra Gül'ün evinde dedik galiba. Demiş o dergi sapık. Tabii bu kadarla iktifa edeceğini sanmış hoca. O sormuş tekrar demiş. Neresi sapık hocam? Bilelim. Yani deyince o işte delil göstermek durumunda demiş o sakala şalvara karşı o demiş. Hocam demiş sakala şalvara karşı olmak sapık diyebilmek için yeterli mi bir insan? Sen demiş beni imtihan mı ediyorsun? Çat kapat. Aç ağzını, tükürüyüp dön git. Ömrün boyunca kerametli yaşa. Öyle sanıyor. Millet artık akıllandı. Olası çalışan. Öyle hoca söyledi. Ben söylemiyorum. Ben filan söylemiyorum. Çünkü kitap yazıyor. Yok. Düşünüyor. Ne hakikaten de yani şalvar giymiyor diye bir adam sapıksa. Nasıl sapık? Nasıl? Pes. Pes. Kıyafetin İslam'la ne alakası? Avretin setri ayrı, kıyafet ayrı. Avretin setrinin İslam'la alakası. Avret mahalli olarak belirtiler, kadınlar, elbette ne varsa. Onun kapatılması bu İslam'da. Hayal. Hiç tartışması. Ama bunu ne kırıyor? İspanyol kıyafetiyle yok, eski mamadasıyla yok. Şili bilmem, partisiyle bilmem ne, pereriniyle, İran havasıyla, Arap bilmem ne. Hiç fark etmez. Türk, Türk'ün kıyafetiyle, Kürt, Kürt'ün kıyafetiyle kapatsın. Kapatsın yani. Allah kimseden bir başka kavmin örfünü kabul etmesini filan benimsemek istemiyor. Ve İslam milli bir din değil. Yani kavmi bir din değil. Belirli bir kavmin dini değil. Ki o kavmin örfünü, adetini, görgüsünü başka insanlara, o dini bilmek isteyen insanlara
tamim etsin, yani genelleştirsin. Siz de öyle uğraşın. Herkes araba benzeyecek. Yok, çok genel. Yok, yani Meksikalı da Müslüman olabilir. Meksikalı kıyafetleri giyecek. İslam'ın belirttiği akideyi benimseyecek. Onun yapma dediğini yapmayacak. Yap dediğini yapacak. Bunu İspanyol kıyafetleriyle yapabilir mi? Yapabilir. O da olmuyor. İlla bedeviye benzemek zorunda mıyız ya? Niye? Kimse kimseye öyle mi? Yani bedevi de bana benzemesin. Kendine benzesin. Ben de kendime benzeyeyim. Hepimiz esas olarak İslam'a benzeyelim. Artı kendimiz olalım. Yani ne diye ben sen olayım, sen ben ol. Benim kötü bir mukallidim ol. Ne lüzum var? Kendini yaşa, kendin ol. Evet. Sapıklıkla ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Biliyorsunuz çok sansasyon nedeni olarak kullanılıyor. O ona sapık diyor, ona sapık diyor. Yani Türkiye'de zaten sapık olmayan yok. Herkes birbirine sapık diyor. Hani çocukların kavgalarında işte biri birine bir şey söylüyor, öbürü de sensin değil mi? Yani herkes sensin diyor. Biri birine sapık dediyse öteki de ona sensin. Yani sen de sapıksın. Tabii çocuk oyuncağı değil, yani çocuk diliyle konuşursanız bir şey işin ciddiyeti kalmıyor. Yapılacak şey herhalde düşünerek, aklederek, yani ne diyorsunuz? Sapık dedi diye kimseye kızmaya falan da lazım. Sormak lazım ona, yani ne dediğinin farkında mısın? Ağzından çıkan kelime ne manaya geliyor, fark ediyor musun? Yani sapık bir bakıma haktan batıla sapmışsın, yani küfre girmişsin demek istiyorsun, öyle mi arkadaş? Evet. Peki, ya ben öyle değilsem, bir Müslümanın Müslümanlığını küfrediyorsun, yani örtüyorsun. Dolayısıyla sen küfreden, yani örten oluyorsun. Nasıl vereceksin hesabını? Diye onu düşündürmek lazım, yoksa sen sapıksın. Bu cevap değil, bu çocuk çocuğu. Şu kadar oyun çocuklarının sokakta birbirine söylediği verdiği cevap. Evet. İnsanlar, aklı eren insanlar herhalde böyle söylemezler, böyle davranmazlar. Onun için anlatmak lazım, insanlara söylemek lazım. Sapıklık nedir, ne değildir, yani düşündürtmek lazım. Zaten düşünmeye başladı mı insanlar, korkmayın. Bugün düşünürler belki ama yani doğruyu bulamaz. Yanlış da olabilir, olabilirler. Lakin düşünmeye devam eden, düşünme sürecini yaşayıp duran insanın ilelebet yanılması çok az. Düşünen insan eninde sonunda doğru düşünmeye yaklaşır, gelir, bulur ve yani şey, polo topunun polo çukuruna düşürdüğü gibi vurarak yapılıyor. Öyle. Ama düşünmeyen insana en güzel doğruları bugün teslim etseniz, düşünmediği için onun elinde o doğrular kokar, eğilir, bükülür, bilmem ne, yani müstahmel hale gelir ve günün biri gelir, o doğruları siz tanıyamaz olursunuz. Çünkü o pastandırır, kireçlendirir, bilmem, tuhaf olur. Evet. Kitap okumayla, gazete okumayla, dergi okumayla, yani genelde nasıl okumayla ilgili bazı şeyler söylemek istiyoruz. Onun için bu başlığı koyma gereğini duydum. Nasıl okunmalı? Yani bir şey okunurken, bir kitap, örneğin okuyacaksınız. Bu kitap Kur'an-ı Kerim olur, efendim bir başka kitap olur. Bir dergi olur, bir makale olur, bir gazetedeki fıkra olur, bir haber olur. Velhasıl değişik şeyler. Okunulan şeyi anlamak murat ise, yani hasıl olacak, vasıl olacak netice ise, ki öyledir. O takdirde nasıl okumalı? İnsan bir kere yüzeysel olarak, yani bir yazıyı açmalı, filan konudaki bir yazı başından başlayıp sonuna doğru o yazıyı okumalı. Okurken mümkün mertebe, yani elinde bir 0.5 kalem, yani böyle kara kalem, hafif
arkadaşın önünde olduğu gibi. Yani gerekli yerlerin altını çizmek, soru işareti koymak, imza işareti koymak, yani kendine göre bir anlam ifade eden notlar filan almak yahut çizgiler çekmek, işaretler koymak için. Bir kere okumalı, ne anladı şöyle bir düşünmeli, ondan sonra bir kere daha okumalı. Tabii bu arada altını çizdiği yerler yazının anlamının ağırlığını teşkil ettiği yerler olmalı. Zaten o gibi yerlerin altı çizilir bildiğim kadarıyla. Bir konunun anlatımında tanımlar, yani tarifler, o tarifin unsurunu teşkil eden şeyler daha ziyade altı çizilecek yerler olarak kabul edilir ve hemen herkesin bu kaideleri bilmese bile bu gibi yerlerin altını çizdiğini görürsünüz. Yani okuduğu kitabı alın bir bakın çizdiği yerlere, o gibi yerlerdir. Ya çok iyi anlaşılması gereken yerlerin altı çizilir, anladığı yerlerin ya da anlaşılması gereken, ya da hiç anlamadığı ya da hakkında bir düşünce, bir şey belirleyemediği, yani ne anlama geliyor, anlamadım. Yani benim için açık olmadı bu manası. Manasına gelen yerlerin altı çizilir. Tabii anladığı yerleri de anlamadığı yerleri de başkasıyla konuşmalı, tartışmalı. Çünkü yalnız kendi aklı ile insan, kendi görüşüyle, kendi bakışı, değerlendirişiyle en iyisini yapamayabilir. Akıl, akıldan üstün bir sözü burada bize yolumuzu aydınlatıcı bir şey. Düşünmeli hakikaten, yani şu ne manaya geliyor, bir de birlikte okuyalım. Hani kimi konular vardır, işte bakarsınız, geçersiniz, başkasıyla birlikte okuma gereği de duymazsınız. Zaten önemsizdir ama önemli bir konuysa, o konu sizin hayatınızda yer tutan bir konuysa, yer tutacak bir konuysa, bugünlük yarınlık değil, örneğin şimdi öğleyim, ne pişirelim, bunun üstünde uzun uzun tutup çekmenin tartışmanın bakımının gereği yok. Fakat her gün, yani nasıl beslenmeliyiz, hayatınız boyunca sizi ilgilendiren bir konu. Onun için onunla ilgili esasları öğrenmek ve aklınıza çakmak durumundasınız. O genel esaslar dairesinde de ne pişireceğiniz hiç önemli değil. Ya bugün patates pişirin, yarın patlıcan pişirin. Ama genelde beslenme programının içerisinde olan şeyler olacaktır. Fakat bir gün evvel yersin, bir gün sonra yersin. O kadar dert değildir. Fakat beslenirken yalnız proteinli maddeleri çok almak, vitaminlere pek önem vermemek, örneğin dengesiz beslenme şeklinde tecelli ediyor ve insan vücudunun sağlıksız olması sonucunu doğuruyor. Dolayısıyla esasi meselelere ağırlık eden hususları daha ciddiye almak, daha çok üzerinde durmak, daha çok tartışmak, daha çok konuşmak, bir kere daha okumak, başkalarını da ilgilendirdiği müddetçe ki genellikle o gibi konular herkesi ilgilendirir. Onlarla da, yani üçüncü bir müddetiniz olan insanlarla şu kitabı bir de sen oku. Da sonra bir mütalaa edelim. Yani ben şöyle bir şey anladım ama sen ne anlayacaksın bakalım, bir de ikimiz birlikte bakalım. Demek o kitabın daha iyi anlaşılmasını, içinde söylenenlerin daha iyi anlaşılması sunacak. Yani okunurken dikkat edilecek şey geçmemek, anlamadığı kelimeler varsa erinmemek, lügata bakmak. Kelimenin lügattan öğrendiği manasını cümlenin içindeki yerine koyarak o cümleyi bir daha tekrar etmek. Ve başkalarıyla istişare ederek o yazıyı, o konuyu daha iyi anlamaya çalışmak mutlaka okunandan daha çok verim alınmasını sağlayan vazgeçilmez şeylerdir. Ayrıca neleri okumak gerekli, neleri okumaya gerek yok, bu da düşündürücü olmalı. Çünkü bir vakitler okunacak pek bir şey yoktu Müslümanlar açısından Türkiye'de. Bir Ahmet Hamdi Akseki'nin İslam dini mi? İslam dini hali, İslam dini diye bir kitabı vardı o kadar. Bir de
35'lerde devlet tarafından 5000 nüsha basılmış 9 ciltlik hak dini, Kur'an dili. Adı çok öz Türkçe ama içindeki tefsiri anlamak mümkün değil. Yani Osmanlıca şimdi sadeleştirilmiş de Elmalı Hamdi küçük Hamdi namıyla bağırır. Allah mağfiret etsin. Onun dışında bir şey yoktu. Onun için bulabilirsen İslam'la ilgili bunları okuyacaksın. Tövbe hiçbir şey yok. Ne okuyacaksın? Fakat o belki berbat bir durumdu o günler. Ama şimdi de daha berbat oldu ortada. Çünkü vıcık vıcık yani bataklığa döndü. O kadar çok İslami adlı, namlı kitap var ki yani bir ömür onların hepsini okumaya tövbe yetmez, iki ömür de yetmez. Her sene de ha boyuna basılıyor. Biceli biceli, parlak isimler, bilmem cafcaflı kelimeler, yayın evleri üst üste kurulan, yapan, eden yani hatırlıyorsunuz böyle yayın evlerini saymaya kalksanız baş edemezsiniz. Tabii ki her yayın evinin yayınladığı her sene en az 10-15-20 kitabı da var. Bir de onları düşünün. Okumakla boş olmaz. O zaman neyi okuyacaksınız? Yani vakit kaybetmemek, boş şeylerle uğraşmamak, ziyanda olmamak için neleri okuyacağınızı bilmek de çok büyük. Yani kim insan o ben de diyor çok okuyor. Mesela okurken düşünmüyor. Olduğu gibi okumayı ya da okuduklarını ne söylüyorsa olduğu gibi kabul etmeyi okumak zannediyor. Ezberlemeyi okumak zannediyor. Mesela Nurcular da okuyor. İşte toplanıyorlar bir evde, haftada bir medrese diyorlar ya. Efendim, birisi açıyor bir Said-i Nursi'nin bir kitabını, bilmem ne, Risalesi. Onun ne Türkçe, ne Arapça, ne Osmanlıca, ne Kürtçe, hiçbir şeyce olmuyor. Yalnız Said-i Nursi'ci olan. Yani, hakikaten öyle. Dil bakımından dilden anlayanlar, yani onun kitaplarını okursa bu kitap Türkçe, bu kitap Kürtçe, ya Arapça, Osmanlıca demesi mümkün değil. Bakarsınız kimi yerde yani %100 böyle kosturaklı Osmanlıca kelimeler kullanır. Kimi yerde hiç Osmanlıca ile alakası olmayan şeyler kullanır. Böyle yani dili de iyi bilen birisi değil. Yani hakim birisi değil. Kendisini okuyup kendisini yazdığı bir şey almış. Okur birisi, başkaları da böyle işte kafası önüne düşerek, bilmem ne yaparak dinlemiş olurlar, çay içerler filan. İşte iki saat sonra da kalkar giderler. Ne anladınız? Hiç ben Said-i Nursi'nin yanında büyümüş. Peygamber'e nispetle Enes İbni Malik neyse, Said-i Nursi'nin Enes İbni Malik'i durumunda olan Said Özdemir diye birisiyle 1967'de Ankara cezaevinde bir koğuşta kaldım 6-7 saat. Ay. 5-6 ay. Ondan sonra konuşuyorduk ve ben ona işte Nurculuğun esaslarının bozukluğundan, sadece Nurci'nin zihninde bir insicamın olmadığını var. Kitaplarındaki Kur'an'la karşılaştırıldığında esas yanlışlardan örnekler veriyordum. Bunları yaparken de şurada yaptığım gibi ben bir kitaptan okumuyordum. Dünden beri kaç saattir konuşuyorum. Dikkat ederseniz hazmetmişim. Yani kafamda var. Defaat var. Anlatmışım. Ve irticayla anlatıyorum. Yani yazılı bir metin okumuyorum size. Onu da öyle anlatıyorum. O benim bu işlerle uğraşmaya başladığımdan itibaren işte 7-10 sene olmuş. O ise benden 5-6 yaş daha büyük ve çocuk yaşta Said-i Nursi'nin yanına verilmiş. Yani onun hizmetine ki işte onun sahabesi olur. Yani İslam öğrensin, İslam'a hizmet etsin. Yani halk İslam'ı seviyor da ne olduğunu bilmiyor. Bilmeyince de neyi seviyorsunuzsa o karışıyor. İnanın iki cümle söyleyemiyor. Dur diyordu bir dakika. Gidiyordu yatağının üstünden Said-i Nursi'nin kitabını getiriyor. Sayfasını arayıp buluyor. Onun dili aynen okuyor. Ya ben
bunca yıl bu adamın yanında çalıştın. Sen bana iki cümle söyleyemeyeceksen, bunun için bile elinde kitap olması gerekecekse, o zaman sen ne yaptın Allah aşkına? Onca yılı nasıl geçirdin? Hava? Hava ile geçirmişsin, civa ile geçirmişsin. Yani anlamamışsın hiçbir şey. Değil mi? Yani illa kitaptan, ben sana kitaptan oku demiyorum ki yani. Mota mot kitapta ne yazıyor? Getir bakalım. Desen o zaman tamam, kitaba başvurur. İnsan hafızası bir kelime düşürür, fazlalaştırır, bir şey eder filan. Ama öyle bir şey istemiyorum ki senden. Yani benim şimdi sana anlatmaya çalıştığım gibi anlat. Sonuçta eğer bir hususta iddialaşırsak öyleydi, değildi filan gibi, o zaman açalım, öyle mi değildi. Kitapta ne yazıyorsa sen de ona teslim ol, ben de ona teslim ol. Yani demek ki böyle yazıyormuş değil. Yok, iki cümle anlatamıyor. Böyle olur mu? Yani bunun adı okuma mıdır? Ömrünü de Risale-i Nur okumakla geçirir. İleri gelenlerinden birisi. Nasıl taraftarlık bu? Böyle taraftarlık olur mu? Yani peygamberin taraftarlarının getirdiği dinin mensupları böyle miydiler? Asla. Kafaları çalışıyor. Yani mesela hatta Hazreti Ömer'le ilgili şöyle söylenir. Yani Kur'an'dan çok az şey hıfzında olan birisiymiş. Çok az şey hafızlamış, yani ezberlemiş. Bir şey oldu mu tamam, bir hafızı çağırıyor diyor, şunun tamamını okuyor. Ama esprisini kapmış. Yani Ebu Bekir olsun, Ömer olsun, peygamberden sonra İslam ümmetinin başına geçmiş, onların yöneticisi olmuş. Ve peygamberi aratmamışlar. Öyle denir ya, Türkçe bir deyim var, aratmamışlar. Hakikaten yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yönettiği gibi o devleti yönetmiştir. Ama Osman aynı başarıyı gösterememiş. Osman bin Affan aynı başarıyı göstermemiş. Bu, eğer bir kimse, diğer kimseyi yaratmıyorsa, yani onun kadar bu işin ehli, benimsemiş, kanından sindirmiş, içine almış, hazmetmiş, kendinden etmiş, kendine mal etmiş. Mal etmeyen insandan başarı beklenmez. Değil. Benimsemeyen insanlar başarı gösteremezler. Hangi iş olursa olsun. Rastgele şey yapacaksınız ve çok başarılı yapacaksınız. Olmazdır. Rastgele yapılan şey, rastgele şey yapıyor. Ancak benimsenen böyle, mesela iki kadın var, rastgele yemek yapar, içki yapırsın gibi. Kimisi var böyle, yani canını katar. Kendi tadını katar ancak adet. Yani özenerek yaptığı için mesela temiz olur. Efendim, gerçekten tuzuna dikkat eder, biberine dikkat eder, yağına dikkat eder filan. Yani taze yemek olur. İnsan yedikçe yemek ister. Değil mi? Öbürü de yapıyor, benimki de yapıyor ama birisi hiç önemsemiyor. Öbürü ise önemsiyor. Kendinden veriyor onu. Bu işte güzel yapıyor. Başarılı olmanın şeyi fedakarlık. Özveri diyorlar ya, benim deyimle. Candan yapılan şeyler güzel oluyor. Candan. Candan. Evet. İkinci okunuşta altını çizdiğimiz ve noktaladığımız konuları nasıl okuyup değerlendireceğiz? Yani ikinci okumak nasıl olur? Şimdi ben birinci okumak genel olarak okuduğumuz yazının ya da kitabın neden neye taalluk ettiğini, nasıl değerlendirme yaptığını, nasıl anlattığını, nasıl açıklamaya çalıştığını anlamak için yapılan okumadır. Genel bir fikir edinmek için. Bunu yaparken yaptığımız çizmeler, yani işaretlemeler, şunlar bunlar, o konunun hatırımızdan çıkmamasını sağlamak için, o konuyu hatırlamak istediğimizde anekdotlar, mesela bir şehri ilk gidişimizde bazı belirli binalarını, şehrin meydanlarını, şunlarını, bunlarını filan kafamıza alırsak, bir daha gittiğimizde oraları, mirengi noktaları denir haritacılıkta. Oraları hatırlamak, o şehirle ilgili diğer detayları hatırlamamızı daha kolaylaştırır. Kitaplar için de
ilk okunuşta altı çizilen yerlerin ikinci okunuş veya kitapla ilgili hatırlamalarda bize ana şeyler, yani ana hatlar, işin esası, hani o şehrin meydanı, en büyük binası, en büyük bilmem caddesi, meydanı filan gibi nasıl diğer teferruatı hatırlamamızda kolaylık sağlıyorsa, kitabın diğer kısımlarıyla ilgili bilgileri hatırlamamızda da bu birinci okunuşta altını çizdiğimiz kısımların büyük yardımı olur. Zaten eğer konuyu unutur gibi olursanız, o kitabı okuduğunuzda çizdiğiniz yerleri yani hatırlamak için yeniden bütün kitabı okumanız değil, çizdiğiniz yerlere bakmanız kitabın tümüyle ilgili belleğinizi tazeler. Yani üstünden geçer, daha okunaklı hale getirir. Öyle diyelim. Hani solmuşsa böyle giderek hafıza da soluyor şeyler. Yani bir yazı yazıyorsun, güneş onu solduruyor. Yani iyice okunaksız hale geliyor. Siliniyor, soluklaşıyor. Okunması için, daha netleşmesi için ne yapıyorsunuz? Üstünden geçiyorsunuz. Yani daha okunaklı hale getiriyorsunuz. Onun gibi altı çizili yerleri yeniden okuma, ki bir kitabı başından sonuna okumaya nispetle çok daha kolay ve az zamanda yapılabilecek şeydir bu. O kitapla ilgili bilgilerinizi daha kısa sürede icmalen hatırlamanızı kolaylaştırır. Bir de zaten çizdiğiniz kısımlar başkasıyla tartışmak istediğiniz, daha iyi anlaşılmasını sağlamaya yönelik münakaşa yapmak istediğiniz hususlardır. Konunun özüyle ilgili. Onun için öyle midir, değil midir? Bunlar hatırınızda kalmazsa zaten ne hatırınızda kalacak ya? Bir şeyin, yani bir şehrin en büyük veya en dikkat çekici şeyi. Mesela bizim şimdi buraya diyelim ki hepimiz ilk defa geldik. Ben buradan gidince buranın nesini hatırlayacağım? Yani ilk planda bir havasını ve sükûnetini. Çünkü Almanya'ya geldiğimden beri şu otoban gürültüsünden canım takıldı. Kaldığım yere yakın bir otoban var. Yani cam sürekli kapalı duruyor. Buna rağmen böyle 24 saat. Şimdi orada o en çok dikkatimi çekmiş. Yani ne? Çünkü bana en çok dokunan o. Beni en çok ulaşan, bana ulaşan o. Şimdi burada ne? Sükûnet. Biraz da tabii yaşlı oluşumun verdiği şey. Yani gençler sükûnetin şeyini, ihtiyacını fazla hissetmiyorlar. Ama sükûnet, yani ilk hatırlayacağım şey, böyle havasının temiz oluştu. Gayet rahat o. Git başını dinle. Yani mesela öyle bir dinlenme ihtiyacı duyduğum zaman herhalde ilk aklıma gelen yerlerden biri burası olacak sanıyorum. Çünkü Almanya'da ilk defa bu kadar sakin bir yer görüyorum. Gördüm yani. Çok sonunda ben ilk defa gördüm. Yani insanın en çok dikkatini çeken şey neyse, aklında en çok kalan şey de o olacaktır. Okuduğu kitaptan gördüğü şehre kadar. Evet. Bu okumaya taalluk eden ve ona bağlı olan ikinci bir konu asıl metin ve tercüme. Yani bunlar telif eserler için değil, tercüme eserler için söz konusudur. Malumunuz orijinali sizin okuduğunuz dilden olmayan, başka dilde yazılmış ama sizin dilinize çevrilmiş bir kitap düşünün. Bizim için en başta da Kur'an-ı Kerim. Mesela bizim ana dilimizden gönderilmiş bir kitap değil. Biz Türkçe ana dilimiz, o ise Arapça gönderilmiş. Arapça bilmediğimiz için de onu okumuyoruz. O Arapçasını okusak da anlamıyoruz. Türkçesini okuyacağız. Nasıl? Bilenlerin yaptığı tercümeyi okumak suretiyle anlayacağız. Şimdi burada bir muhtelif problemler çıkıyor karşımıza. Asıl metin denirken kastettiğimiz örneğimiz Kur'an-ı Kerim'se kitap olarak.
Kur'an'ın metni, yani Allah'ın Muhammed Aleyhisselam'a Cibril vasıtasıyla gönderdiği vahyin Arapça telaffuz edilmiş, Arapça öğretilmiş ve Arapça'da yazılmış, yazdırılmış. Bugün elimizde bulunan metin de onların aynısı. Bu metin başka bir dile çevrilirken bir takım yanlış kanaatlar halk arasında acayip derecede yaygınlaştırılıyor. Mesela Kur'an'ı yücelteceğiz diye galiba onun da büyük fırı var. Efendim işte Arapça çok bilmem şey değil, yani çok zengin değil, böyle değil, şöyle değil de Türkçe'de gıtıklıyor sanki işte 3-5 köşe benim bilmiş gibi. Tam tercüme edilemez filan. Aslında hiçbir dil diğer dile aynen tercüme ediyor. Neden? Her dil tarih boyunca ister Çingenelerin dili olsun, ister Kürtlerin dili, ister Arapların dili, ister İngilizlerin dili, ister Türklerin dili, hiç fark etmez. Birçok unsurla birlikte oluşur, teşekkül eder. Tıpkı on binlerce toprak altında kalan bilmem ne tür maddelerin işte kokuşması, akışması, bilmem neyle buluşması falan filan sonucu işte petrol veya doğal gazın toprağın derinliklerinde teşekkül ettiği gibi diller de bir günde teşekkül etmez. O dilde kullanılan kelimeler bir günlük, bir haftalık kelimeler değildir. Tarih boyunca o dilin gerek kuralları, gerek meramını anlatmak için kullandığı kelimeleri, o kelimelerin anlamları, o dili kullanan topluluğun, kavmin, Türk, Arap, Kürtler neyse, yaşadığı coğrafyada, o coğrafyanın çetinliği, ılıklığı, sıcaklığı veya soğukluğu, ıslaklığı veya kuraklığından tut, oradaki ekonomik şartlara, yaşam biçimine, hayat telakkilerine, dini telakkilerine kadar her şeyiyle etkilenir, her şeyinden etkilenir ve öyle teşekkürler. Kelimeler de öyle, toprağın altında petrolün teşekkülü gibi, yani bir günün, bir haftanın ortaya çıkardığı şey asla olmamıştır ve değildir. Bu gibi kelimeler de tutulmazlar da, uydurup diyoruz ya aslında günlük lisanımızda bile ve hemen herkes de öyle söylüyor. Bu bakımdan hiçbir dil diğer dile aynen aktarılamaz. Mesela soğuk dediğiniz zaman soğuk kelimesini düşünelim. Eskimo dilinde de soğuk kelimesi var. Yani soğuk diye değil de işte Eskimoca ne deniyor? Homo deniyor. Varsayalım. Atalım şimdi. Uyduralım bu sorunu. Kalmuklar var Sibirya'da. Geçen onlarla ilgili bir yazı okudum. Türk bunlar. Ana dilleri Türk. Ama şamanist kalmışlar. Çok az, 1000 kadar filan. Geyik alıyorlar, geyiklere biniyorlar filan. Diyor ki, anlatırken onlarla ilgili hayatı, işte bu şeyle ilgili idi. Ne o? Nevruz. Yani Nevruz'u onlar da kutlarmış. Yani anlatıyor. Diyor, sıcaklık -60 dereceye düşünce diyor okulları tatil ederiz. Anne, 60 derecede bu da adam heykel olur be. Orada 60 dereceye düşünce okulları tatil ediyorlar. Şimdi orada soğuk denince ne anlaşılıyor, burada soğuk denince ne anlaşılıyor? Eğer okulların tatil edilmesine sebep olan derecede soğuk anlaşılıyorsa Türkiye'de Allah bilir -10 oldu mu bilmiyorum. Herhalde o civarda değil mi? Okullar tatil edilir. -10 soğuk, öbür tarafta -60 soğuk. Ana! Aradaki farka bak. Şimdi soğuk kelimesi orada ne ifade ediyor? Türkiye'den ifade. Bir de Arabistan'ı ele alalım. Ya Medine'de bu sene hava soğuktu diyor bazı umreye giden hacılar bile. Ulan soğuk olsa ne yazar? Adama demişler adım ne mülayim, sert olsan ne olur. Medine'nin soğuğu olsa ne olacak lan? Ekvator'a yakın, ekvatorun dibinde. -60 mı olacak? Yani okullar hiç tatil edilmiş mi Medine'de soğukta?
Yok, hiçbir zaman o kadar düşmüyor. Yani 15 derecenin altına düşmüyor. Yani sıfırın üstünde 15'in altına hiç düşmüyor. Hiç, tüm yıl. O zaman hiç kar görmemiş adam. Kar görmemiş adamın gözündeki soğukla. Şimdi o Arap'ın dilinde de soğuk kelimesi var. Kalbuk Türk'ünün dilindeki soğukla, Arap'ın dilindeki soğuğun arasındaki derece farkı işte yani şeyler patlar. Yani o termometreler patlar. Değil mi? Şimdi hadi soğuk diye tercüme et. Sen Arap'ın kullandığı bir şeyi anlatırken soğuk nedir Arapça şu. Bir de onu Kalbukça'ya tercüme et. Kalbuk onu anlar. Anlar da yani Medine'nin anladığı gibi bana. -60 diyor. -60'daki soğuk olarak anlar. Dikkat ediyor musun? Neden? Yani onun dilindeki soğuk, onun ülkesindeki soğuğu, hissettiği soğuğu ifade eder. Arap'ın tanıdığı soğuğu o tanımamış ki yani onu anlasın. Arap'ın tanıdığı soğuk işte sıfır üstü ona filan düşerse o soğuk diyor Medine. Biz burada bahar geldi diyoruz. 10 derece filan olursa değil mi Türkiye'de filan? Nasıl olup da tercüme edeceksiniz? Yani soğuk derken parantez içinde -60 mı diyeceksin? Öyle tercüme olmaz. Bu neyi gösteriyor? Yani kesinlikle hakikaten bir dil, diğer dile aynen. Yani o dilin kelimelerinin ifade ettiği manalarının tümünü vererek tercüme edilmez. Çok küçük. Hakikaten çok küçük. Bir noktada %100 olur mu? Asla yani. O mümkün değil demek lazım. Çünkü oluşumunu sağlayan şeyler, o dillerin anlamlarının teşekkülünde o oluşumu sağlayan faktörlerin farklılığı, iklim farklılığı, huy farklılığı, yaşam farklılığı, ekonomik şartların farklılığı, mesela yerleşim farklılığı, yani mesela göçebe yaşam kelimelere başka anlamlar kazandırırken yerleşik yaşam başka anlamlar kazandırır. Onun için göçebe yaşamın insanının dilindeki anlamları yerleşik yaşamdaki insanın diline aktaramazsınız. Aktarsanız bir kısmı geçer anlamı, bir kısmı kalır. Çünkü hepsini geçireyim deseniz de anlamaz, karşı taraf anlamaz. Mesela karı tanımamış, doluyu görmemiş, buzu tanımayan, ki buzdolabından tanıyordur Arap. Nereden tanıyacak başka? Çünkü hiç toprağına kar yağmıyor, dolu yağmıyor. Bir kalmukça bir eseri Arapçaya tercüme etseler, işte soğuk mu soğuk, herhalde Arap'ın aklına soğuk deyince ne gelecek? Sıfır üstünde 10 gelecek. Başkası gelemez ki yani. Eksi bile gelemez. Sıfır bile gelemez. Ömrü de görmemiş. Onun için tercüme edilemez. Yani bir örneklendirmek için bunu bu kadar biraz uzattım. Yoksa yani yalnız Arapça Türkçe'ye değil, Türkçe de Arapça'ya aynen tam karşılıyor. Çingenece de edilemez. Onların yaşam biçimleri, hayat tarzları, hayat telakkileri, yani kullandıkları, dillerinde kullandıkları kelimelere öyle anlamlar kazandırıyor ki senin hayat tarzında o tür yaşam olmadığı için aynı manaya gelecek şekilde kullandığın kelimelerin onların o manaya kullandığı kelimelerinden farklı detaylarla teşekkür ediyor. Örneğin adamların yaşantıları hep çalgı, oynama, bilmem ne. Mesela o Sulu Kule'yi İstanbul'da anlatıyorlar. Hani şu meşhur Çingene semti var ya, surların içinde. Oralı birimi anlatıyor yahut bir başkasını anlatıyor. Televizyonda yani bir gün öyle kulak vermiş veya hanım dinlemiş bana anlattı. Şimdi kız çocuğu doğdu mu misal olarak bebeğin yastığının altına zil koyarlar.
Yani işte büyüyünce dansız olsun. Adamların şeyi bu yani. Herkesin müşterek örgüsü. Şimdi sana tuhaf geliyor. Yani mesela onların ona göre deyimleri var, bilmem neleri var. Senin için böyle bir şey. Allah Allah, olur mu ya? Yani daha doğduğu gün gözden çıkarıyorlar bunu. Yani ona buna şehvet aracı olarak gözden çıkarıyorlar diye düşünüyoruz. Ama onun için hiç böyle bir şey söz konusu. Hiç umurdu. Ve kız çocuğu olsun diye dua ediyorlar. Yani dansöz olacak, oynayacak ve aileye para getirecek. Şimdi bu tür yaşam sahibiyle, bununla tamamen zıt bir yaşam sahibinin telakkileri farklı olduğu için kullandığı kelimelere verdiği, kazandırdığı anlamlar da farklı olmaz mı? Elbette mi? Mesela biz namus deyince başka şey anlıyoruz. Hırs deyince başka şey anlıyoruz. Yani boyutları, girintisi, çıkıntısı, yani haritası farklı. İşte bir Alman'a sor bakalım namus ne? Hayırdır, bu Merih'ten mi geldi hemşerim? Ne soralım? Yeni bir madde mi bulmuşlar falan diyor. Bilmiyorum yani, siz işlerinde yaşıyorsunuz benden, elbette hepiniz daha fazla tanıyorsunuz da. O yani değil. O kadar değilse bile, yani rızası varsa namus sorun diye bir şey yoktur. Bizde rıza da yani namusu şey yapmıyor, tanımlamaya yetmiyor. Yalnız evlilik için geçerli. Yani zina için rıza yeterli bir faktör değil veya hiç geçerli bir faktör değil. Bizim dünya görüşümüzün tarif ettiği, tanımladığı, anlamlarını teşekkül ettirdiği kelimeler var. Aynı kelimeyi Avrupalı da belki kullanıyor, Hristiyan da kullanıyor ama aynı manaya gelmiyor. Yani bizde şu kadar yer kaplıyorsa varsayalım, onda iğnenin arkası kadar yer kaplıyor. Şu an aynı tutabilir mi sen ikisini? Tutamıyorum. Evet. Asıl metin ve tercüme, yani dikkat edilecek şey şu. Tercümesini okuduğunuz bir kitap, ister herhangi bir kitap olsun. Yani şu kitabın tercümesi olsun veya Kur'an'ın tercümesi olsun. Mutlaka bu şeyi göz önünden ırak tutulmalı. Bu husus. Yani okuduğunuz kitabın orijinalini aynen size intikal ettiren bir kitap olmadığını, bir kere peşinden olamayacağını kabullenmelisiniz. Fakat bu şu demek değildir. Yani o kitabın orijinalini okumadıkça o kitabı anlayamayız, sonucu çıkacak bir hüküm değildir. Muhtelif tercümelerini okumak, üzerinde durmak, defaatle okumak suretiyle bir insan Arapçasını okuyandan daha iyi anlayabilir. Örneğin Kur'an-ı Kerim. Her kitap içinde geçerli. Bütün mesele bakış açısı meselesidir. Yalnız dil meselesi değildir. Mesela ben İslam'ı emin olun Arapça bilmeden öğrendim. Daha sonra yalan yanlış, işte kötü biraz öğrendiklerimin sağlamasını yapabilecek kadar Arapça öğrendim daha sonra. Ama İslam'ı önce öğrendim. Yani İslam'ı Türkçe ile öğrendim. Sonra Arapça öğrenmek gereği duydum. Yani gerekiyordu çünkü bu işte uğraşan insan hiç de ondan anlamazsa biraz abes oluyor gibi hissettim. Belki yanlış hissettim her neyse. Sonra öğrendim. Yani İslam'ı öğrenmemde ki eğer ben İslam biliyorsam, İslam'ı az çok biliyorsam daha mütevazı bir tabirle, bunda Arapça bilgim hiç dahli olmadı. Kamilen 100 üzerinden 100 Türkçe ile. Şimdi bu ne demek? Tercümesinden öğrendim demek, mealinden öğrendim demek. Ama bir daha okudum, düşündüm. Yani mesela bir kelime geçiyor Arapça ayette. O kelimenin Arapça'da Türkçe karşılığı bir tane yok. 5-6 tane karşılığı. Türkçe bir kelimenin de
Arapçada 5-6 tane karşılığı. Nüanslar, yani ufak farklar. Tercümeyi yapan kişi hassas değil. Ayetin anlamını gerçeğine en yakın şekilde vermeye özen gösteren biri değilse, en yakın kelimeyi tercümede kullanacağı yerde bakarsınız daha uzak anlamı olan bir kelimeyi tercümeye, o kelimenin yerine koyuyor. O zaman ayeti okudunuz mu? Yani öyle tercüme yanlışları var, görüyoruz. Çok şey, abes oluyor. Abes, yani insan okuyunca Allah Allah, böyle ayet mi olur diyorsun? Yani böyle ayet mi olur demekten kastım, yani böyle tercüme mi olur? Tamam. Çünkü hakikaten anlaşılmaz şekle sokuyor. Bu bakımdan önemli kitaplar için, ki bizim açımızdan Kur'an-ı Kerim için özellikle bunu söylüyorum, söyleme gereğini, tekit etme gereğini duyuyorum. Gücümüzün yettiği kadar okuduğumuz tercümeleri, yani Kur'an tercümelerini böyle nihai doğrularmış gibi mütalaa etmeyelim. Daima bir pay bırakalım. Tekrar tekrar okusak, tartışsak, dinle boyuna konuşsak filan, yani yine de onun doğru olduğu kanaatine varsak filan şekilde yazılışı, onu nihai doğru, tartışılmaz doğru haline dönüştürmeyelim. Yani ayetin kendisini haline dönüştürmeyelim. Hani sizin önerebileceğiniz bir tercüme var mı? Vallahi çok var. Yani ben hep şunu yapa geldim. Bir tek şeye güvenmeyi zaaf olarak gördüm. Gerçekte de güvenilecek bir tek şey de bulamadım. Onu da okudum, onu da okudum, şunu da okudum, bunu da okudum ve ben yıllardan beri İktibas dergisinde Kur'an'daki kavramların tefsirini yapıyorum. Dergide kavramlar ana başlığı altında. Bu başlığı kullanmadığım için ne yaptığını çoğu insan sanki fark etmiyor. Bunu yaparken Mucemül Müfehres diye bir kitap var Arapça, Fıhrist. Li Elfadil Kur'an, Mucemül Müfehres, yani Kur'an lafızlarının, sözlerinin mucemi, yani bir araya getirilmiş, onun da Fıhrist'i, tatlasını getirilmiş alfabetiksiyle konulmuşu anlamına geliyor. Hiç içinizde gören var mı Mucemül Müfehres? Sen. Şimdi şöyle, ama bu konuda bundan bahsetmeden edemeyeceğim. Yani onun için biraz söz etmekte yarar görüyorum. Şimdi her dilin biliyorsunuz müstakil bazı kelimeleri olduğu gibi, edatları, işte şunları, bunları filan. Bir de kelimeleri vardır, o kelime fiilleri vardır, isimleri vardır, bilmem kimleşleri falan filan. Ve türevler, yani kelimeler kendilerinden başka kelimelerin türediği kelimelere analık yaparlar. İşte mesela sapmak fiili ana kelimedir. Sap bu fiilin köküdür. Mak, mek, işte ek, mastardır. Ne diyor? Ek mi? Mastar mı diyor? Kendisi. İşte sapık mesela. Sapıttı, sapmak, sapıtıyor, sapıtacak, sapıtmış. Yani bir sürü bunlar sapmak köküyle alakalı fiiller, işlerin ifadelendirildiği kelimeler olarak türev, türemişler. Arapça da böyle. Arapçada da bir ana kelime var, onun kökü var. Mesela fitne var. Fitnenin kökü F, T, N. F harfi, T harfi ve N harfi. Bu üç harf, bu kelimenin kök harfi. Bundan bir sürü kelime ürüyor. Fiil ürüyor, isim ürüyor, tümleç ürüyor, bilmem ne ürüyor. Şimdi ana kelime olarak Kur'an-ı Kerim, size bir şey sorsam, ne dersiniz bu soruma cevap olarak? Kaç kelimenin içinde geçtiği bir kitap, ana kelime olduğunu söyleyebilirsiniz. Edası, zarfı, şusu, busu filan dahil.
Efendim 1760 veya 80 küsur kelime. Yani edatı, ötesi, berisi filan hepsi dahil 1700 küsur kelime. Şu anda tam kesin rakam 1780 küsur mu, 61 mi filan öyle. Ben hepsini saydım ve yazdım. Ben de şaşırdım bu rakam, Allah Allah yanlış olmasın filan. Olur mu? Oluyor yani öyle. Bunların da birçoğu edat, zar, bilmem hani ki, ve falanlar var ya yani o tür şeyler. Müstakil kelime filan değil işte edat deniyor, zar deniyor filan değil de. İşte o kelimelerin türevlerini yani köklerini bulabilirseniz, o kökten alfabetik sırayla mesela fetene kökü sayfanın üstüne yazılmış. Fetene. Buldunuz. Ondan sonra fitneyi buluyorsunuz bundan. Fitnenin değişik türevleri var. Fitne tehum diyor. Fitne tekum diyor mesela. Fitne falan filan fitne tuhum diyor. Velhasıl işte muhtelif çekimleri. Yani Kur'an'da bu kökten türeyen kelime hangi ayetlerin nerelerinde geçmiş, kaç ayette geçmiş? O ayetler peş peşe veriliyor o mucizenin müferris. İşte sure adı var, sure numarası var, sure adı var. Karşısında o şekliyle, o türeviyle geçtiği ayetin numarası var. Ve onun karşısında da o kelimeye kadar o ayeti almış. Arapçası. Mesela bazı Türkçe tercümeyi Fusistleri nedir? O kelimelerin geçtiği şeyler yazılır veyahut ayetler, bu konuları yazılır. Arapça. Güvenilir değil. Bu Arapça bir kitap ve yıllardır hiç kimse itiraz etmedi. Yani Mısır'da, Lübnan'da, yani dünyanın her tarafında kullanılıyor bu kitap. Ve Fusist olarak çok meşhur bir kitap. Güvenilir de çünkü yani defaatla kontrol edilmiş, tekrar tekrar baskısı yapılıyor biliyorsunuz. Bu denli meşhur olmuş kitaplar öyle hata affetmez yani götürmez. Çünkü birisi çıkar, bu kadar işte basıyor, satıyorsun işte gürültüsünden yanına varılmıyor ama ne yapıyorsun işte eksik filan ayeti almamışsınız falan ayette geçen kelime bunda yok dedim mi o kitap güme gider. Yani çok meşhur bir kitap çünkü. O bakımdan güvenilir mi? Ben doğrusu hiç düşünmedim. Hani birçok şey düşündüm ve bunun için düşünmedim. Gerçekten mükemmel bir fıhrist çıkarmışlar. Yani hiçbir kelime, hiçbir edat, hiçbir zarf aşağıda kalmamış. Defaatla o ayetler her kelime için tekrar tekrar zikredilmiş. Böylece şey söyleyeyim. Kur'an'ı okurken çok yararlı bir okuma yolu bu. Size onu kullanmanızı nasıl kolaylaştırabiliriz onu düşünüyorum bu kitabı. Kavram tefsiri yapmada, yani bir Kur'an'ı anlamada bu yolu da deneyin benim kanaatim. Muhakkak deneyin çünkü çok yararlı olur. Şimdi bir konunun içinde geçtiği bir ayet dolayısıyla o ayet üzerinde duruyor, o ayeti anlamaya çalışıyorsunuz. Bu, o konuyu anlamayı, hatta o konunun içinde geçtiği o ayeti anlamayı da tek başına mümkün kılmıyor. Çünkü bir başka ayette bu surenin, bir başka ayetinde aynı konuya başka açıdan değinildiğini görüyoruz. Sorumluluk günlük lisanımızda çokça kullandığımız bir kelime olmasına rağmen hatta biraz mübalağa sırasıyla dilimizden düşmeyen bir kelime olmasına rağmen davranışlarımıza bakıldığında, Müslümanların davranışlarına bakıldığında pek manası kavranmamış ve davranış haline dönüştürülmemiş bir kavram olduğu, bir kelime olduğu rahatlıkla söylenebilir. Sorumluluk kısaca insanların düşündüklerinden ve yaptıklarından sorulacağına inanma
yalnız bu dünyada dahi olsa kendi kendine hesap sorma anlamına gelir. Kaldı ki İslam kulağında sorumluluğun hudutları ahiretteki sorguyu da kapsayıcı olacak kadar geniştir. Sorumluluk duygusu insanda ciddiyeti yani disiplini gerektirir ve geliştirir. Yaptıklarından ve düşündüklerinden hesaba çekileceği ya da düşündüklerinin taalluk ettiği kişilere, zata, yani Allah-u Teala'ya veya diğer insanlara karşı neden yaptığını açıklayabilecek şeyler yapması, neden düşündüğünü, hangi gerekçelerle düşündüğünü açıklayabilecek gerekçelere sahip olması, onun sorumluluk duygusunun doğal bir sonucu olarak mukayyet edilir. Sorumlulukla Müslümanlık iç içe geçmiş ve asla biri diğerinden ayrılması mümkün olmayan bir kavram olarak algılanmalı ve anlaşılmalıdır. Sorulacağını düşünme esası üzerine oturtulan davranış ve düşünce şekline sorumluluk taşıyan düşünce ve davranış şekli denilir. Yani yaptığınızın nedenini, niçini kendinize sorduğunuzda da aklınızı ikna edici, kalbinize itminan verici cevap alabiliyor iseniz, düşünce ve davranışınız bu şekilde yapılıyor, yürüyor, yürütülüyorsa sorumluluk taşıyarak yapıyorsunuz demektir o şeyi. Başkasına taalluk eden bir hususta taraflardan birinin başkası olması halinde herhangi bir düşünce veya davranışın o kişi tarafından size hesabı sorulduğunda, size ait bir davranışın ama onunla ilgili bir davranışın hesabı size sorulduğunda size itminan verecek, karşı tarafa da itminan verecek bir cevap verebilecek davranış ve düşünceniz sorumluluk duygusu taşınılarak bulunulmuş, yapılmış düşünce ve davranış demektir. Giderek Allah'ın sorması halinde ona vereceğimiz cevaplar ile bizi beraat ettirecek olduğuna inandığımız düşünce ve davranışlarımızın da Allah'a karşı sorumluluk duygusu taşıyarak yapılmış düşünce ve davranışlar olduğunu unutmamamız gerekir. Bir Müslümanın sorumsuzca davranması, hesap vermeyecek bir insan gibi düşünmesi ve davranması asla düşünülemez. Müslüman zaten akidesi itibariyle hesap verme temeli üzerine, hesaba çekilme temeli üzerine dünya görüşü bina edilmiş, kurulmuş kişi demektir. Hesap yoksa haşa Allah yok demektir. Allah olmadığı için hesap yok demektir. Eğer tevhid akidesi Allah'ın varlığı ve birliği demek ise buradan başlıyor ve buna ek diğer temel şeyleri de varsa Allah varsa sorumluluk da var, sorgu da var. Yaptıklarınızdan hesaba çekilmek de var demektir. Öyleyse her yaptığını bir Müslümanın mutlak surette sorulacağı düşüncesiyle yapması ya da düşündüklerini herkese hesaba çekileceği düşüncesiyle düşünmesi Müslüman olmanın olmazsa olmaz şartlarındandır. Örneğin hesabını veremeyeceğiniz bir iş yapıyorsanız hesap günü geldiğinde yevmiddin günü geldiğinde o dinin maliki sizi hesaba çektiğinde yapılmaması gerektiğini size bildirdiği halde şu işi neden yaptınız denildiğinde küçücük çocukları neden diri diri toprağa gömdünüz denildiğinde ya da o çocuklar dile gelip bizi sırf cinsiyetimizden ötürü diri diri toprağa nasıl gömdünüz, hangi aklınızda dendiğinde ne diyebilecektir o işi yapan kişi? Diyecek hiçbir şey yoktur. Sümeyye'nin çok mükemmel şekilde Çağrı filminde bile getirdiği üstü bile hatırlarsanız yani o sahneyi deyip sorumluluk duygusu duyan bir insanın bir yanda ne çocuğun kız diye toprağa gömmesi mümkündür ne de erkek diye göklere çıkarması mümkündür. Ne
evladına, eşine adaletsizlik yapması mümkündür. Ne konusuna, komşusuna, ne akrabayı taallukatına, ne de hiç tanımadığı başkalarına. Çünkü inanıyor ki o insan, inanması gerekiyor ki o insanın kime karşı olursa olsun, hayvanlar dahil, yaptıklarından suale çekilecektir. Neden yaptın? Niye yaptın? Yani örneğin şu adam hakkında şu yazıyı böyle nasıl yazdı, neden yazdı? Yanında hüccetin var mı diye sorulduğunda, hücceti olmayanın söyleyeceği nesi vardır? Hiçbir şey yoktur. Ya açık açık dili dile gelecek diyecektir ki kinimden, hasedimden, çekememenden, yarçuk değil. Bunlar da herhalde beraat ettirici cevaplar değil. Bir ayet var ya, onlar seni bilmediklerinden reddediyor değiller. Onlar seni haset ettiklerinden reddediyorlar diyor Allah Yahudiler için. Medine'de Yahudilerin Peygamber'e karşı tavırlarını bu ayetle tanımlıyor. Bilmediklerinden değil. Çünkü tanıdıkları kadarıyla Risalet, Peygamberlik, Vahiy, Kitap, Ötebi bunlar sende de var. Biz sana da verelim. Onlar da zaten bunun iddiasını güdüp duran kimseler. Ama buna rağmen nasıl olur da bu konuda hiç fikri olmayan, tümüyle zır cahil olan, sıfır numara cahil olan müşriklerin davrandığı gibi sana davranıyorlar. Tavırları hatta onlardan daha da sert, daha kırıcı, daha haince olabiliyor. Bunun herhalde bir sebebi olmalı. O sebebi de Allah herkesin içindekini ve dışındakini bilen olarak diyor ki, hasetlerinden yani çekememeli. Ayet sabit olarak, sarih olarak bunu belirttiğine göre biz o gün Yahudilerin bugün bize gelen kimi rivayetleri sahip olduğunu bu şekilde, o şekilde düşündüklerini kabul etmememiz için hiçbir sebep yok. Kendilerinden bekledikleri peygamberin, son elçinin, yani bir son elçi bekleniyor. Ama kendilerinden bekleniyor. Kendilerinden bekliyorlar. Beni İsrail'den bekliyorlar. Kendi kabilelerinden, kendi dilleriyle konuşan elçi bekliyorlar. Ama gele gele aşağılayıp durdukları ve kendilerinden pek peygamber seçilmediği için de ümmi diye aşağıladıkları, yani kendilerinden peygamber seçilmemiş ya da seçilmiyor, seçilmeyen topluluk anlamında kullanıyorlar ümmi kendisi. Ümmi diye suçladıkları, aşağıladıkları toplumdan gelince ne yapacak? Ya kendini yenip gururundan, kibrinden vazgeçip teslim olacak, kabul edecek ya da biz de reddederiz, olur biter diyecek. Onlar ikinci yol seçtiler. Yani biz de reddederiz, olur biter dediler. O kadarla da bırakmayıp daha nelere başvurdular maalesef. O bakımdan sorumlulukla Müslümanlık sanki eş anlamlı iki kelime gibi. Tabii mücerret manada değil ama Müslümanlık sorumluluğa o kadar çok önem veriyor ki sorulacaksınız. Yani akideniz buna dayalı. Akidenizde var bu. Sorulacağınız düşüncesi dünya görüşünde, temel dünya görüşünüzde var. Artı hakikaten insanlara karşı da sorumlusunuz. Allah'a karşı da sorumlusunuz. Hayvanlara karşı da sorumlusunuz. En yakınınızdan en uzağınıza karşı kadar. Düşmanınıza karşı nasıl davranacaksınız, bu konuda da sorulacaksınız. Dostunuza karşı davranışlarınızdan da sorulacaksınız. Sorulacağını bilerek hareket eden, düşünen ve davranan kimse çok daha ölçülü, ölçülere riayetkar. Yani sonucunu düşünerek o sorgunun yapıldığını şimdi sana karşı davranırken düşünüyorum. Ve o sorguda hof diye rahat edebilmem için nasıl davranmalıyım şimdi sana veya nasıl muamele etmeliyim size, o şekilde muamele etmemeliyiz. Böyle olunca da toplumda düzen mükemmel olur. Herkes birbirini sever, daha iyiye birlikte adım atar. Ama sorumsuzca davransa, mesela şurada geldiğimizden beri sorumluluk taşımaya, bunu birbirimize hatırlatmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki arkadaşlar, tek gürültü yapmamaya çalışıyoruz.
gülelim ama yani gülüşümüzle kendimiz rahatlayalım fakat biz rahatlarken başkasını rahatsız etmiyor. Evet. Efendim sokakta dolaşalım. Ama başkaları demesin ki ya bunlar ne biçim insanlar işte öksüz gibi ya. Öyle bir iki kişi konuşuyor, ta o ev ötede beni rahatsız ediyor. Nasıl insan bunlar? Yani sorumsuz demesin çünkü biz sorumluluğu akidesinde yani inancının temelinde bulunduran insanlar. Riayet etmeye çalışıyoruz gücümüzün yettiği kadar. Yani her davranışımızda kabil olduğu kadar yani namazımızla bırakmayalım, unutmayalım. Efendim gezelim, tamam oynayalım da. Yeter ki haram yapmayalım. Yeter ki sorumlu davranalım. Yemek de yiyelim. Kimimiz 5 lira, kimimiz 2,5 lira, kimimiz 3,5 lira. Ama hepimiz doyuyoruz. Zaten hepimiz eşit yiyeceğiz diye bir şey yok. Herkesin işte daha farklı, neyiz farklı, neyiz farklı. Yani sorumlu bir şekilde davranmaya çalışıyoruz. Buranın sahiplerine karşı da işte kırmamaya, dökmemeye, kirletmemeye, onları üzmemeye, hatta daha da öteye memnun etmeye de çalışıyoruz. Bütün bunlar sorumluluğun gereği olarak bizden sağlık oluyor. Sonuçta sorumlu bir şekilde davranan insan muhatabını memnun eder. Bu muhatabı bir kul olmuş veya Allah olmuş fark etmez. Sorumluluk duygusuyla hareket edenden kendisine karşı hareket edilen mutlaka razı olur. Tabii sorumlu şekilde hareket etmek demek ne şekilde hareket etmeniz gerekiyorsa o şekilde hareket etmek demektir. Yapılması gerekenleri yapmak, yapılmaması gerekenleri de yapmamak demektir. Böyle yapınca da kimin size söyleyecek bir sözü kalır? Kimin de kalmaz, Allah'ın da kalmaz. Hani senden razıyım demekten başka bir sözü gerçekten olmaz da kalmaz. Evet. 'Terörle ilgili çokça kullanılan bir deyim olması bakımından kısa bazı açıklamalar yapmakta yarar var. Terör Fransızca, Latin kökenli bir kelime. Bunun Arapça karşılığı dehşet. Dehşet salma, dehşet bırakma. Yani vurma, kırma, göz korkutma, yıldırma, caydırma ama bu sonucu doğurmak için ölçüsüzce davranma. Yani her istediğini yap, ne var? Sırf şu sonucu gerçekleştir. Nedir? Örneğin gözünü yıldır. Yani onu şu işten vazgeçir de neyle vazgeçirsen vazgeçir. Nasıl davranarak vazgeçirsen vazgeçir. Bu şekilde davranmanın adına teröristlik deniyor. Yani terör estirmek deniyor Arapçasıyla, dehşet salma. İslam, Allah ile kul arasındaki ilişkiler, insanlarla insanlar arasındaki ilişkiler ve insanın kendi nefsiyle arasındaki ilişkiler bakımından hiçbir zaman teröre başvurmayı, terör daha aşırı düzeyde olanı asla düşünmemiş. Hatta terörü bırakınız, terörün daha hafifi olan, çok daha hafifi olan ikrahı, yani zor kullanmayı bile makul ve mazur görmemiş bir din. Hele hele İslam olurken insanlara zor kullanmak, insanları zor altında tutmak suretiyle Allah'ın dinini onlara kabullendirmek yolu asla Allah tarafından tecviz edilmemiş. Bu sebeple de sarahaten açık bir şekilde la ikraha fiddin denilmek suretiyle, yani dinde zorlama yoktur denilmek suretiyle Allah'ın açıkça zorlayarak kimseye dininin kabul ettirilmesini istemediğini Allah-u Teala kitabında ifade edilmiş. Daha hafif düzeyde olan ikrahı bile kabul etmeyince ya da etmediğine göre İslam, daha ağır dozda olan terörü tecviz etmesi, teröre prim vermesi ya da onu kabullenmesi hiç de kabul edilecek şey değil. Savaşırken dahi, örneğin onların ekinlerini yakmayın, orman ağaçlarını kesmeyin, yani kiliseye sığınmış ibadet eden ruhban sınıfı, fiili muharip olmayan,
fiilen savaşa katılmayan kadınlarına dokunmayın, rahiplerine şey yapmayın diye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'dan esinlenerek böyle yapıyordu. Bütün bunlar terörden azami derecede kaçan bir dinle muhatap olduğumuzu bize gösteriyor. Terör estirmekten hiç medet ummayan, asla öyle bir şeyi düşünmeyen bir din olduğunu görüyoruz İslam'ın. Ama başka dinlere bakın, başka milletlere bakın İslam dışılıklarda. Bilakis bir kavmin gözünü yıldırmak ya da o kavmi kendine rağm etmek için toplumu yapmadık şey bırakmıyor, başvurmadık yol bırakmıyor. Çoluk, çocuk, bebek, kadın, erkek, hasta, ihtiyar, yaş filan demeden yani düz tuzla buz ediyor. Her şeyini kırıyor, döküyor, mahvediyor, evini yakıyor. Mesela bugün İsrail, Amerika'ya da sığınarak yeryüzünde en büyük devlet bazında terör estiren devlet. En büyük terörü estiren devlet. Kendisi en büyük devlet değil ama estirdiği terör, hakikaten hiçbir devletin estirmediği terör. Gerçi Amerika ondan daha büyük terör estiriyor ama Amerika çoğu kez doğrudan hareket etmiyor. İşte örneğin Orta Doğu'da kendine vekaleten İsrail'e terör estirtiyor. Örneğin herhangi bir olay oluyor. Diyelim ki İşte sapan taşı atan çocukları makineyle tarıyorlar, kaç kişi öldürüyorlar filan. Onlardan da bir iki kişi, örneğin bir İsrail askerini öldürüyor. Bıçaklıyor, bilmem ne yapıyor, ben canına tak ettim. Sen misin bunu yapan? Giriyorlar bir mahalleye, örneğin Gazze'de veya Batı Şeria'da. 20 tane Müslümanın evini sıradan hepsini başına geçiriyor. Dozerlerinden dümdüz ediyor. Resmen devletin o insanları bir şeyden vazgeçirmek için başvurduğu, saldığı dehşet. Yani ev evsiz öyle oturuyor. Yaptırtmıyor da yani. Yenisi de yaptırtmıyor. Kaldı ki evi başına yıkılanın hemen tekrar ev yapıvermesi korku bir iş değil. Yani ev ucuza yapılmıyor. 3 günde 5 günde de yapılmıyor. Estiriyor yani bu terör. Mesela PKK doğuda bu terörü istiyor. Devlet, o da devlet terörü olarak çaresizliğinden veya çaresi de olsa bundan yarar mı oluyor, ne yapıyor? Yani sorumluluk duygusu taşımayınca, Allah'a hesap vereceğini düşünmeyince ki ne Türkiye Cumhuriyeti bunu düşünüyor ne de PKK düşünüyor. Yani ikisinin de yaptıklarını yaparken Allah'ı razı etmeyi düşünmediklerini biliyoruz yani, tereddütsüz biliyoruz çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin böyle bir şiarı yok. Yani Allah umurlarında değil, onun koyduğu kurallar da umurlarında değil. PKK'nın da hiç değil. Yani PKK'da ne olduğunu açıklıyor böyle açık açık. Hepsini söylüyor. Değil. Onun için ne yapıyor? Taraflar birbirlerine, yani jandarma orada bilmem suçlu arıyoruz diye köyün bütün kadınlarını çıkarıyor meydana, anadan doğma soruyor. Ne soruyor, ne var? Silah arıyor, ne var? Suçlar arıyor. Yani suç insanın elbisesiyle teni arasında değil ki. Değil mi? Yani efendim silah mı arıyorsun varsayalım, tamam. Kadın polis de götürüyor, kadın jandarma da götürüyor. Yani bir sürü memurum var, kadınlar, kadınlar arasında. Yani benim bir 6 ay, 8 ay doğuda, dağda, boyunda kalmış karakolda genç delikanlı, bekar jandarmalarla sen milletin hızı senin oyuncağın mı? Yani soydurup da orada bilmem, suçlu aratıyorsun ya, silah aratıyorsun. Böyle mi silah aratıyor? Kadını kadın arasın. Nasıl? Adam gibi gümrükte kadını kadın arıyor. Efendim bilmem erkeği erkek arıyorsa değil mi? Orada da onu ya. Yani o köyde suçlunun çıkmış olması ya da suçlunun bulunması, suç işlenmiş olması senin de suç işleme hakkının diye bir hak doğurmaz. Böyle bir hak yok. Yok ki doğsun. Değil mi? Ondan sonra karşı tarafta geliyor. Vay bunlar hükümete yardım etti. Yok bilmem ne yaptı. Jandarmaya bizi ihbar etti. İşte koruyuculara bilmem ne taklit etti falan. Ne var? İşte gözünü yıldıralım da bunların çoluk çocuk sülalesini kaldıralım yeryüzünden. Yani
bir daha bunu yapmasın. Yani o da terör estiriyor. Yani dehşet estiriyor. Nereye varacak? Giderek birbirinin yüzüne bakamayan insanlar ortaya çıkıyor adeta. Bu asla tecrübe edilecek bir şey değil. Velhasıl bizim burada sorunumuz, yani Müslümanların terörden kesin kes uzak durmaları gerekir. Fakat tanımlarda veya karşılaştığımız bazı olaylarda, ki örnek vererek ancak açıklayabiliriz, dikkat edilmesi gerektiği için karıştırılmaması gereken şeyler var. Mesela, hatırlayacaksınız bundan bir süre önce, yani 10 yıl önce filan, Lübnan, Fransız, İngiliz, Amerikan filan, İtalyan hatta askerleri ile işgal edilmişti. Lübnan. Orada toprakları işgal edilen Müslümanlar, ki en başta işte Hizbullah adıyla anılan İran'ın da desteklediği Şii Müslümanlar, onlarla birlikte hareket eden Sünni Müslümanlar, mücadele veriyordular o işgal kuvvetlerine karşı. Muntazam ordusu bulunmuyor, askeri olmayan, bilmem ne yapmayan bir ülkenin ahalisi, ülkesini işgal edenlere karşı nasıl savaşacaktır? İster istemez çete usulü dediğimiz ya da gayri muntazam ordu, yani münferit mücadele verecektir. Örgütlü de olsa böyle tek tek işte sen şurada şu deposunu, silah deposunu bombalayacaksın. Öbürü şuradaki askerlerini kuşkusuya düşürecek. Belki şuradaki araçlarını havaya uçuracak. Başka türlü ne yapabilirsin? Ya rıza gösterecek, teslim olacak hiç. Tamam. Elinde baş başta yani kendi yönetimindeymiş gibi yaşayacaksın ki bunu tecviz etmiyor İslam. Ya da karşı koyacaksın. Bildiğiniz gibi bazı Müslümanlar orada örgütlerinin emirleri gereği patlayıcı ağzına beraber patlayıcı doldurdukları araçlara bindiler ve işte o işgal kuvvetleri komutanlarının karargahına, askerlerine dolu karargahına patlayıcı dolu araçlarıyla daldılar. O bir dalışta bilmem ne kadar Amerikan, ne kadar Fransız, ne kadar İngiliz, ne kadar İtalyan, yani toplam 287 kişinin, yanlış hatırlamıyorsam, birden ölümüne sebep olan bir patlama, yani araç da patladı, içindeki Müslüman da patladı, parçalandı ve 287 kişi de işgal askerlerinden. Şimdi bunu Amerika şeyle suçluyor, bundan dolayı Müslümanları. Evet, bu olayı Amerika bütün dünyaya Müslümanları terörist tanımlamak, tanıtmak için malzeme olarak kullandı ve ha babam ne babam reklamını yaptı. Peki ne yapmalıydı Lübnan'daki Müslümanlar? Böyle yapmamalı da ne yapmalıydı? Sen ne yapıyordun? Beyrut'un 40 mil açığında gemini demirlemişsin. Ver yansın uzun menzilli toplarınla Cebel-i Lübnan'ı Müslümanların başına hallaç pamuğu gibi atıyordu. Gümbür gümbür, gümbür gümbür, 100 kiloluk gülleler göğe atıyorsun toplamda. Sen bunu yapacaksın, 7 düveli oraya toplayacaksın, bir cimcik ülkenin altını üstüne getireceksin, hallacın hani yatak pamuğu attığı gibi, yünü attığı gibi atacaksın. Ondan sana karşı bir şey yapınca, vay terör! Pöst oradan ya, sen necisin? Ne işin var burada? Git cehennem olayım. Getirip zorla bir İsrail'i sokuşturdunuz sinemize. Hançer sokardı. Ve hançer de yani bırak çıkaralım yok soktuğun orada kalacak. Yani hançer de vücudumuzdan bir parça oldu şimdi. Neredeyse. Yaraması. Sen yapacaksın biz yapacağız olur mu? Türkiye'de düşünün. İşte Yunanistan'ın, İtalya'nın, Fransa'nın, İngiliz'in neyse Türkiye'nin muhtelif yerlerini Anadolu'nun işgal ettiği günleri düşünün. Ne yapacak? Muntazam ordu kalmamış. İşte sevk anlaşmasıyla bilmem silahlar teslim edilmiş, ordu dağıtılmış. Ne yapacak? Bu sefer millet çete halinde. Hani ne yapalım, ne edelim? Kasabana kadar gelmiş köyünü kırmış.
Ben gelmiş kızına bakıyorum, mamayı koyuyorum, canlayı koyuyorum. Yaşanır mı? Ne yapacaksın? Ya harro ya marro. Yani bu işi bir çaresini bulacaksın. Yunan'ın cephanelini uçuracaksın. Bu arada kendin de uçuyorsun. Ne yapalım? Olacak. Yani başka türlü de başkasının hakimiyetinden kurtulmak. Yani kardeş bizi bırak git. Düşman kardeş demeyle düşman kardeş. Ancak düşman kardeş bundan anlıyor. Yeryüzünde dünya kurulduğunda bu işler böyle yürüyor gelmiş. Ama biz Müslümanların yani özellikle ve önemli üstünde durmamız gereken şey şu. Bu dönemlerde bu gibi hallerle karşı karşıya olmayan Müslümanlar da karşı karşıya bulunan Müslümanlar, örneğin işte 10 sene evvel Lübnan'da o durumda bulunan Müslümanlara yapması caiz olan şeyler, Türkiye'de bulunan Müslümanlara yapması caiz olmayan şeylerdir. Çoğu karıştırıyor, ne işte öyle yaparak onlar şöyle yaptı, böyle biz de yapalım. Halbuki senin konumun aynı şekilde davranmaya müsait. Afganistan işgal altındayken Rus ordusunun tankını uçurmak için, uçağını kaçırmak için, bilmem ne için başvurmadık şey kalmaz yani. Ya yaparsın çünkü karşındaki düşman. Ama Türkiye'de öyle bir durum yok. Türkiye'dekiler bizim irademize rağmen başımıza gelmiş değiller mi? Bizim verdiğimiz babalarımızın, analarımızın, bacılarımızın, emmilerimizin, kardeşlerimizin, teyzelerimizin, halalarımızın alayının verdiği oylarla kendi elimizle başımıza getirdiler. Bunu değiştirmenin yolu onlara karşı tüfek atmak, top atmak değil. Oylarımızı vermemek mi? En basiti var, onu yap, ondan sonra pahalısına gelsin. Yani ucuzunu yaptığın yok, o oyu verip duruyorsun. Ondan sonra işte verdiğin vergiden çalarsan ya da vergi vermezsen öylece yıkacağını düşünüyorsun. Rejimler verilen oylarla iktidarda kalırlar beyler. Yoksa verilen vergilerle iktidarda kalmazlar. Dikkat edin. Rejimler, siyasi rejimler. O rejimler başımıza gelsin için o rejimleri tatbik edecek siyasi partilere verilen oylarla iktidara gelir ve iktidarda kalırlar. Yoksa vergiler siyasi partileri iktidarda tutan şeyler değildir. Sen işi yanlış yerden kavrarsan, yani diyelim şu kuşu vuracaksın. Nerede kuş? İşte şimdi tüfeği doğrulttuğunda şu çatıdaydı. Tüfeğini o tarafa doğru doğrultacak. Ama sen patlatmadan, tüfeği yani kuşu vurmadan, kuş kalktı, bu taraftaki bir çatıya konduysa, senin tüfeğin hala bu tarafa ve o tarafa ataş yaparsan, binlerce defa atış yaptın ya, kuşunu boşa atarsın, değil mi? Ve avucunu yalarsın ya, yani kuş bile güler öbür çatıdan sana. Avana bak, ben buradayım, o oraya atıyor. Bu kadar da avanak olmak insana yarışır mı? Yani siyasi iktidar neyin üstünde duruyor, iyi bilmek lazım. Yani mesela şu binayı yıkacaksınız, varsa. Bu bina neyin üstünde duruyorlar? Şu ara bölmelerin bölme için kullanılan tuğlaların yıkılmasıyla bu binayı hiç yıkamazsınız. Topu topu burayla şu duvarın arkasını açar, tekstil halletirsiniz. Sütunları da bu binanın yani köşelerinde, şeyde üstündeki ağırlığı çeken sütunlar. O sütunlar küçüktür, bilmem nedir ama işte içinde demir vardır ve çimento dökülmüştür. O bütün ağırlığı çeken olur. Onları yıkarsanız bina güm diye göçer. Onlara hiç dokunmaz, hiç düşünmez de. Daha çok yeri işte bu kadar yeri yıktım, niye yıkılmıyor? Yıkılmaz da çünkü orası üstündeki yükü çeken kısım değil. Arkayla burayı ayırıp iki ayrı bölme yapmak için döşenen rastgele delik gibi tuğladan ibaret yük falan da çekmiyor. Yükü o sütunlar çeker. Kirişler çeker. Şöyle olanlara kiriş, ilk olanlara da sütun deniyor. Değil mi inşaatı? Anlıyorsan. Siz üstü iktidar sayarsak, yukarı katı bir benzetmeyle, onu düşürmek istiyorsanız onun oturduğu, yani onun ağırlığını çeken sütunları altından devirmek durumundasın.
şimdi bu sandalyede oturanın bütün yükünü işte sandalyenin şu dört bacağı çekiyor. Şunlar. Eğer beni buradan düşüreceksen o bacakları kıracaksın. Yoksa şunu almakla ne olur? Sırtımı böyle yaparım. Gene üstümde oturmaya devam ederim. Nereden geliyor? Yani iktidar ne demek? Güç nereye dayanıyor? Nereden geliyor? Neyi alırsak bu iş yıkılır? Neyi alırsak hiçbir tesir olmaz? Bunları iyi bilmezseniz, dünya kadar emek de verseniz, gayret de sarf etseniz, hiçbir sonuç alamazsınız. Peki Müslümanların alamadığını. Bir taraftan Türkiye'deki siyasi rejimden, laik, demokratik rejimden şikayet ediyor. İslam istediğini söylüyor, halk örneğin. Ama böyle söyleyen adam bakıyorsun gidiyor DYP'ye oy veriyor, SHP'ye oy veriyor. Daha daha işte ANAP'a oy veriyor, Refah'a oy veriyor. Allah Allah ya. Peki bütün bu siyasi partilerin tüzükleri, programları açık açık, laik, demokratik bir rejim uygulayacaklarını yazıyor. Resmen yazıyor. Siyasileri de meydanlarda bunları söylüyor. Zula'dan bir iki öyle ya gözümüzün içine bakın anlarsınız biz şey yapacağız filan diye öyle ıvır zıvır ne şey yapacak adam açık açık söylesin ki ne yapacaksa. Şeyle olmaz ki. Bunu bildiği halde böyle açıkça kendini ortaya koyan partiye götür eliyle reyini verir. Onları başına siyasi iktidar olarak getirir. Ondan sonra da oturur ağlar. Ya İslam yapma biz şöyleyiz de biz böyle sen önce kendine bak. İstemediğini söylediğin rejimi sana uygulayacağını söyleyene götürüp elinle oyunu veriyorsun. Yani kimse sana tüfekle oy verdirmiyor. Öyle değil mi? Evet. Yani bizim insanlara karşı, rejimlere karşı davranışlarımızda Müslümanlar arasında pek yaygın yanılgıyla teröre başvurma, işte adam öldürme, silahlı mücadele, bilmem ne gibi çok şeyler konuşuluyor. Az yapılsa da dilinde çok. Asla bunların düşünülmemesi gerekir. Devlet olmadan silah düşünmemeli Müslümanlar. Devlet olunca devlet zaten devlet olmasının gereği olarak kendini korumak için, başkalarına karşı kullanmak üzere gereken silahla silahlanmayı, silahlanmak ona vaciptir. Ve bunu yapacaktır, yapmıştır.